Hafta ne için? Bu hafta dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite dediğimiz çocuklarda görülen kürü yapacağız birlikte. Hemen yapalım. Burada iki tane malzememiz var bizim. Ginkgo biloba ile melisa çayıdır. Bu ayrıyetten bir de takviye olarak yanında biz havuç suyunu öneriyoruz. Hı. Yani üç tane ürünümüz var bizim burada. İlk başta normalde hani ginkgo biloba bizim dikkat dağınıklığı için verdiğimiz bir şeydir bizim. Kaynamış bir bardak suyumuzun içerisine, kaynamış olacak burada klorsuz suyumuzun içerisine iki yaprak tekabül edecek şekilde atıyoruz. Burada bu 10 dakika kısık ateşte kaynıyor. Kısık ateşte. Hı hı. Fokur fokur kaynamayacak. Böyle kaynıyor kaynamıyor gibi. Evet. Arkasından da akşamlar içilmesi gerekiyor bu melis otumuz. Bundan da yine dediğim gibi bir tatlı kaşığı şeklinde gelecek şekilde atıyoruz. 5-6 gram. Evet. Bak bu aynı zamanda kan şekerini de düşürüyor. Bu arada onu söyleyeyim. Özellikle tip 1 diyabeti olan çocuklarda limon melisa şeyi düşürür. Kan şekerini düşürür. Bu da burada 8 dakika yine kısık ateşte kaynaması gerekiyor. Arkasından da akşamları bir çay bardağı şeklinde taze sıkılmış havuç suyu içmemiz gerekiyor. Yani burada 3 tane kullanmamız gereken bitki ve takviye ürünümüz vardır. Bu uygulamamız bir aylık bir uygulamadır ama düzenli bir şekilde 3 ay boyunca yapmak zorundalar. Yani hani çünkü bitki ağır işleyendir. Yani hani vücuda ağır ağır geçtiği için bu. Bunu düzenli bir şekilde 3 ay boyunca yapmak durumundadırlar. Tamam. Evet, yani burada bakın dikkat dağınıklığı çocuklarınızda. Çocuklar hiperaktif bugün. Neden? Çünkü tükettikleri hazır gıdaların, poşetli gıdaların içerisindeki birçok kimyasal çocuklarda opioid reseptörlerini aktive ediyor. Hiperaktif çocuklar. Bak bir gün inşallah bu konuyu konuşacağız Hüseyin. Çok konuşacak çok konumuz birikti hocam. Bu hiperaktivite bunu... iyi anlamda bir hiperaktiviteden bahsetmiyoruz. Evet, yani çocuk orada pısırık şekilde otursun değil. Hareketli olması genelde böyle yorumlanıyor hocam. Aman çok hareketli ne güzel masaların üzerine çıkıyor, zıplıyor, duvarlara tırmanıyor. Sizin bahsettiğiniz bu değil mi? Yani evet, iyi... hiperaktif ya. Hiperaktif çocuk sakinleşemiyor bir türlü. Ve tahammülsüz ve doyumsuz. Ben... Bu arada değerli izleyicilerimize... Yani bunu iyi diye yorumlamamak da lazım her zaman. Kesinlikle.